edebiyatçılığından önce çok iyi bir tarihçidir. Evet. Biliyorsun senin dönemin Gelibolulu Mustafa Ali. Yok şey, Aşık Paşazade. Erhan. Hayır, Mustafa Ali bibliyografisi var. Bibliyografisi var, hala tek kaynaktır. Ama Aşık Paşazade. Evet. Vallahi Aşık Paşazade'nin başka yayınları da oldu, kimse kusura bakmasın. Ben hala evet. Atız Bey'in o 1940'daki yayınını kullanıyorum. Evet. O Osmanlı tarihleri diye. Evet. Beyaz birkaç cilt bir aradadır. Ahmedi filan da var içinde. Ahmedi vardır, Şükrullah vardır. Çiftçioğlu. Hı hı. Nihal Atız diye yayınlamıştır. Ben hala onu kullanıyorum çünkü en güzel tercüme o. 7-8 sene önce bir Aşık Paşazade çıktı. Tanıtımlar, reklamlar, şunlanlar. Bir baktım ilk Divace'deki şiirin vezni bozuk. Düşünsene. Evet. Tabii önemli bir vezni şey. Aşık Paşazade'nin önemi de şu, onu da söyleyelim. Osmanlı tarihinin ilk dönemleri için tek kaynaktır. Fatih. Yani kuruluşla ilgili. Yani Osman Gazi, Orhan Gazi. Yani diğer tarihler. Ama 100 yıl sonra yazılmış. Yani çok geç. Geç yazılıyor da şeyi kullanıyor. 1413'te GV'den geçerken bir menakıp, Yahşi Fakih menakıpnamesini görüyor, onu okuyor. Yani eski bir kaynağı kullanıyor, Orhan Gazi'nin imamını. Fakat ne kadarını aktarmış, o kaynak yok. O bulunsa enteresan olur, biliyor musun? Yani evet. İlk kitap Osmanlı tarihi. Ama yani enteresan. Mesela 1938 veya 39'dur. 9 boy Oğuzlar Tarihi ve Şükrullah diye bir kitabı vardır. Evet. O kitap çok az basılmıştır. Yani belki 100 tane bile yoktur. Behçet-i Tevarih tercümesi. Şükrullah'ın. Sonra o Türkiye tarihlerinin içerisinde onu da koymuştur. Daha geliştirerek. Yani çok iyi tarihçidir. Nihal Atsız. Çok, çok iyi tarihçidir. Siyasi görüşünü bir tarafa bırak. Evet. Romanlarındaki onu o milliyetçiliği kamçılaması. O ayrı bir şey. Ama tarihçi olarak çok iyi bir tarihçidir. Yahu bunlar Köprülü'nün ekibi. Tabii. Ekibi sayayım size. Fuat Köprülü'nün ekibi. O 30'lu yıllarda. Abdülbaki Gölpınarlı. Kıvamettin Buslan. Nihal Atsız. Orhan Şaik. Abdülkadir Bey, Abdülkadir İnan oraya katılmıştır. Ekibe bakın. Hepsi bunların kendi alanlarında 20. yüzyılın en önemli isimleri. En önemli isimler. Kaynak da bu isimler. Yani tarihçiliği öyledir. Yani dediğim gibi de siyasi tarafın görüşünü o ideolojisi, onu karıştırmayın. Çünkü Atız Bey'in bilimsel eserlerinde ideoloji yok. Tam ciddi bir tarih halidir. Onu karıştırmayın. Yani romanları ideolojik olabilir. O inandığı şey. O bambaşka bir konu. Ama tarihçiliği bir önce sınıf bir tarihçidir ve hala bakın 60-70 sene sonra bir tarihçinin yayınladığı metin hala kullanılıyorsa hala bugün Aşık Paşazade onun metni kullanılır. Kullanılıyorsa bu önemli bir tarihçidir. Ayrıca bazı yazarların ideolojileri ve fikirlerini işlerinden her zaman ayırmak lazım. Tabii ben canım, hep tabii. Aynı örneği veririm. Bana göre mesela Ezra Pound çok önemli bir şairdir. Ama Ezra Pound işte Mussolini'yi desteklemiş. Hmm. İnanılmaz faşist bir düşünceye sahip. Şimdi Ezra Pound'la Nihal Atsız. Ama yani düşünce olarak mesela ben Ezra Pound'un düşüncelerinden hiç haz etmiyorum. Ama şiirlerine de bayılıyorum. Yani, bunun gibi pek çok örnek sayılır. Ama Atsız Bey'i tanımış mıydın? Tanıdım. Ama Atsız şeyini de unutmamak lazım. Şu yönünü de unutmamak lazım belki. Büyük bir tarihçi, büyük bir dava adamı olması yanında büyük bir şahsiyetti. Eğilmeyen, bükülmeyen. Şimdi efendim hocam. Hiçbir şeyi. Şahsi şeyini bırakalım. Çünkü hoşlanan vardı, hoşlanmayan vardı. Şeyini söylemiyorum. Bilim, bizi burada ilgilendiren fikri, akademik tarafıdır. Akademik fikri yönünü söylemiyorum. Üniversitelerde haksızlık ve baskılar karşısında idealleri uğruna. Bunlar da siyasidir. O tarafı bırakalım. Ama her şahsiyetin, herkesin yapabileceği iş değil. Efendim, eserlerine bakalım biz, kitaplarına. Çünkü o üniversite meselesi de siyasidir. Ha, desteklersiniz, desteklemezsiniz. Apayrı bir şey. O da taraf beyan etmek gereksiz. Bir taraf tut. Ama eserlerine bakıyoruz, çok ciddi bir tarihçidir.